kodlama materyalimizi dizayn ettik ve ondan sonra artık onu nasıl kullanılacağına dair etkinliklere geçmeye başladık. Şimdi kodlamada ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Biz ileri okuyla başlıyoruz. Bu basit bir etkinlik olarak gözükebilir ama çocukların ilk önce neleri tanıması gerekiyor? Yönlerini ve kodlama materyallerinin oklarını tanıması gerekiyor. 6 tane yeşilimiz var elimizde ve buna bağlı olarak bizim kendi dizayn ettiğimiz şöyle bir ahşap bloğumuz var. Bunun üzerine yazdığımız kodları yerleştiriyoruz. Şimdi siz böyle bir dizaynı yapmak zorunda değilsiniz ama herhangi bir kağıdı alıp bunun üstünde aynı mantıkta kodlama şeklinde yaptırabilirsiniz. Bunun sebebi ne? Çocukların belli bir yerde kodlama yapması odaklanmalarını sağlıyor. Yoksa eğer onları serbest bırakırsanız, belli bir yerde bunu yaptırmazsanız çok dağınık kodlama yapmaya başlıyorlar. Mesela böyle ileri bir tanesini buraya, bir tanesini buraya farklı yerlere koyuyorlar. Bu onların dikkatlerini, odaklarını belli bir alana doğru yönlendiriyor. Şimdi hemen başlayalım. Örnek veriyorum. Karakterimizi buraya koydum. Burası 5D noktası. 5D'de kuzeye bakarak başlatıyorum. Ve diyorum ki yumurtamızı nereye gönderelim? L5'e gönderelim. L5'e gitmesi için 2, 4, 6, 7. Ama bize kaç tane blok vardı? 6. O yüzden çocukları bu kadar uzun yerlere göndermiyoruz. En fazla nereye kadar gönderiyoruz? 6 tane yeşil kullanacağı yere kadar gönderiyoruz. Bu da bize neyi gerektiriyor? En uzak gideceği yer K5. En başta başlarken aslında böyle de başlamamak gerekiyor, onu söyleyeyim. E5'ten başlamak gerekiyor. Hadi yumurtayı E5'e gönderecek kodu yazalım. Hemen alıyor öğrencimiz buradan. Kodunu yerleştiriyor ve sonrasında yumurtasını tutup bir adım ileri koyuyor. Peki, aferin. Ellerine sağlık. Şimdi bizi I5'e gönder. I5'e gitmesi için sayıyor. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ileri yokluk olması gerekiyor. Bu şekilde kodunu yazdıktan sonra karakterini ilerletiyor. 1, 2, 3 ve 4. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar bol bol bunu tekrar ettiriyoruz. Farklı yönlere çeviriyoruz. Tabi bunu oyunlaştırmanız gerekiyor. Bunun için de kullanacağınız etkinlikler, oyuncaklar zaten çocukların kendi oyuncakları arasından seçtiğiniz oyuncaklar olsun. Onları kullanarak işte yumurtamızı buradaki arabaya götürelim. Hadi yumurtamızı buradaki oyuncağıma götürelim. Bu şekilde oyunlaştırıyoruz. Sonraki videolar için takipte kalın.